Evet. Şimdi uygulamamızın ilk geliştirmeye başlangıç videosunda klasör yapısını oluşturacağız projenin. Buna genel proje structure'ı diyoruz aslında. Genel proje yapısı. Planlama işlemleri daha önceden yapılır aslında bir projeye başlamadan önce. Ama zaten benim projem hani daha önceden planladığım bir altyapıya sahip olduğu için neleri oluşturacağımı, kullanacağımı biliyorum. Bunun için genel yapıyı oluşturmaya başlıyorum. RESTful API Codes içerisinde new file değil, klasörler oluşturuyorum. CM'de bunların ne işe yaradığını da anlatacağım. Öncelikle genel yapıyı kuruyorum. Bu kadar. Klasör yapısı bu kadar. Ne amaçla kullanacağız bunları? Öncelikle utils içerisinde utils'te yardımcı araçlarımız olacak. Yardımcı bir package'imiz olacak. Orada bazı temel işlemler gerçekleştireceğiz. Models içerisinde bizim projede kullanacağımız genel struct'lar burada yer alacak ve onları diğer klasörler içerisindeki dosyalarda kullanacağız. Model nesnelerini. JSON içerisinde ise bizim JSON dosyalarımız olacak. Burada temel prensip aslında bir veri kaynağı olarak JSON'ı kullanmak. Burada JSON dosyalarını. Bu bir veri tabanı da olabilir aslında. Ama veri tabanından veri çekmek aslında daha kolay. Bu JSON işlemleri biraz daha karmaşık olduğu için özellikle ben JSON dosyalarını tercih ettim. Onların üzerinde işlem yapmak. Yani aksi halde bazı mesela ilişkilendirilmiş veri filtreleme ve sorgulama işlemlerinde doğrudan veri tabanına sorgu gönderip işlemi orada yaparak Go tarafına aktarmak bu kolay yöntem aslında. Ben burada özellikle daha fazla kod yazmam gereken bir yöntemi tercih ettim. Handlers kısmında aslında temel işlemler burada yer alacak diyebiliriz. Yani bizim web sayfalarımızın o URL'lerini çağırdığımız URL'ler aslında handlers'lar oluyor. Burada handler diye tabir ettiğimiz şeyler. Onlar burada yer alacak. Data loaders içerisinde dediğim gibi bizim JSON dosyalarımız olduğu için bunların ek bir ihtiyacı daha var. Bu da bu JSON dosyalarındaki verinin bir dosya okuma yöntemiyle farklı farklı fonksiyonlar ile uygulamanın application domainine yüklenmesi durumu söz konusu. Yani onları dosyadan okuyup, verileri dosyadan okuyup hafızaya yükleme işlemlerini data loaders'larla yapacağım. CMD ise bu bildiğimiz command'in kısaltılması. Bu da içerisinde temel olarak sadece main Go dosyası olacak. Bu genel bir practice gibi düşünebilirsiniz. Böyle projelerde çok fazla klasör ve dosya olduğu için başlangıç olarak kullanılacak main dosyaları CMD içerisinde yer alıyor ve istediğini seçerek o uygulamayı komple istediğim parçasını, modülünü vesaire ayağa kaldırabiliyorsunuz. Şimdi bir sonraki videoda uygulamayı geliştirmeye başlayalım.